Şampiyonluk geldi. Emekçi Muharrem! Emekçi Muharrem! Emekçi Muharrem! Valla çok mutluyuz. Çok güç oldu ama güzel oldu. İnşallah bundan sonra iyi gideriz. Süper Lig'de daha başarılı oluruz. Olduk dediğin veya korktuğun zamanlar ne zamanlardı bu sene? Bu sene... Şu an hatırlamıyorum heyecandan dolayı. Onu daha sonra konuşuruz. Takımdaki en sevdiğin futbolcu hangisi? Hepsi de birbirinden karakterli ya, insanlar. Valla hepsi de karakterli. İstiyorum. Hepsi de karakterli insanlar. Tribünler hareket bu Muharrem. Hepsini istiyorum. Hakan iyi oynadım seni. Hepsi de karakterli insanlar. Gerçekten de. Hepsi düzgün insanlar. İnşallah seneye de güzel bir ekip kurulur. Daha takımlar oluşur. Emekçi Muharrem, emekçi. Bir üçlü çektireceğiz. Emekçi. Hadi hakan alacağız. Hadi. Bir emek var. Bir üçlü çektireceğiz. Bir üçlü, bir üçlü çektireceğiz. Emekçiye bir üçlü çektireceğiz. Hakan. Karısın Hakan Karakoca. O internet sitesinde, sosyal medyada haberleri yapan, Gençler Birliği'nde olan biteni bizimle paylaşan arkadaş aslında. Hakan, sen sadece kulübün çalışan değilsin. En kova taraftar kadar taraftarsın. Evet. Aynı kabusları, aynı koltuğu, aynı rahatlıkları sen de yaşadın bu sene. Ne hissediyorsun? Ya aslında ya bu gecenin tarifi yok. Yani kaç kere Gençler Birliği şampiyon hayatımız boyunca. Belki bunu göreceğiz. Belki bir tane daha görürüz ekstra ama ya çok mutluyum. Yani herkes, futbolcular, işte personel, tüm abilerimiz çok mutlu. Yani böyle bir gece yaşadığımız için inanılmaz mutluyuz. Önce bir şimdi öyle böyle bu sezon geçti ama bir sakatlıklardan yana bir dertliydi bu kulüp. Yok bu sene o açıdan çok dertli değil. Yok muydu? Yani şöyle aslında yaşlı bir takımla yola çıktık. Normalde 30 yaş üstü sporcular her zaman bir sıkıntı olur. Biz bu sene daha da yaşlı bir takımdık ama genel olarak yani hem çalıştığımız teknik ekiplerle hem oyuncuların birlikte çok iyiydi artık aslında. Bu işin şakası. Bir Mert'in sakatlığı oldu. Evet. Takımı ciddi sıkıntı yaratan. Bu hafta bir Claro'nun sakatlığı vardı. Aha. O da ligin boyu uzadıkça zaten normal şeylerdi. Yani ama çok... sen de sadece kulübün çalışanı değilsin, aynı zamanda bir taraftarısın da. Tabii. Yani çok olağan dışı şeyler yaşamadık. Çok olağan dışı şeyler yaşamadık bu sene. O açıdan şeydi, hani bizim açımızdan da nispeten rahat bir sezon geçti. Ya başından beri aslında biliyorduk yani ben ya bu işe ne zaman inandım dersen ikinci hafta Altınordu deplasmanında çok net bir şekilde ben anladım ki hakikaten şampiyon olacağız. Dönem dönem sıkıntıya girdi ama yani çok güzel bir ekip oldu. Takımdaki arkadaş çok iyiydi. Özellikle Selçuk, Nobre'nin hakikaten Selçuk olmazsa olmazıydı bence bu takımın. Yönetim çok iyi işler yaptı bu sene. Her şey yolunda gitti. Çok güzel bir grup vardı, futbolcu grubu. Sonunda da şampiyonluk geldi. Emeğe geçen herkese teşekkürler. Futbolcuların hepsinden razı olsun. Gençler Birliği'nin ne düştüğü, kalktı, kalkmasını tekrardan bildik. Düştüğümüz yerden kalktık. Allah onlardan bin kere razı olsun. Nasıl bir sezon geçti sence? Yorucu bir sezondu. Hiçbir zaman için yarıştan kopmadık. Hep devam ettik. Tüm sağlık ekibiyle beraber elimizden gelen gayreti gösterdik. Şampiyonlukta bir nebze olsun katkımız olduysa ne mutlu bize. Çok teşekkür ederim. Kan futbolu futbola benzemez. Benzemez tamam, ama. Oyun daha sert olabilir ama çekişmesi, rekabetin sonundaki mutluluğu da biraz daha farklı oluyor galiba. Zor abi valla bugün özellikle tabii biz takımımızı, yüreğimizi her zaman destekliyoruz deplasmana gitmesek de. Valla bütün gün boyunca baş ağrısıyla bekledim maçın sonucuna kadar. Çok şükür çocukların, bütün teknik ekibin, yöneticilerimizin, idarecilerimizin, müdürlerimizin, herkesin eline, koluna, yüreğine, bileğine, ayağına sağlık. Tırnaklarıyla hakikaten kazıya kazıya geldiler buraya kadar. Herkesi yürekten tebrik ediyorum abi. 4 hafta kala 9 puan farkı yapmışsın. Evet. Arkadan gelen rakibinle ikili averajla sadece gerisin ve o son 3 haftada sadece 1 puana ihtiyacın var. Evet. Bu stres sana normal geldi mi? Ben çünkü ben de çok stres oldum ama biz niye stres oluyoruz? Biz lider takımız. Herkes bizim altımızda diyorum. Doğru. Ama abi şöyle düşünmek lazım artık bir yerden sonra. Hani zafere giden yolda çekilen çile kutsaldır yani. Diyecek başka bir şey yok yani. Çok mutluyuz. Ben teşekkür ederim abi.